Ha dağıtılırken e, yani götürüp de bu benim kurban etim diye adamın gözüne sokulmaz. <gülüyor> <gülüyor> bir torbaya konu veya bir kaba konu netice itibariyle götürülür. Hediyemizden <laughs> ha, mümkün mertebe. E, çünkü yani konu konuyu açıyor da <laughs> ecdadımız döneminde sadak arkadaşları varmış. Bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerife binaen yapmışlar onu. Sağ elin verdiğini sol el bilmesin diye. Mesela şimdi o sadakadaşların biz kendisini çalıyoruz. Halbuki Osmanlı döneminde Müslüman sabahleyin işine giderken o sadakadaşını görünce cebinden çıkartıyor bir on lira bırakıyor gidiyor. Diyelim orada 100 lira birikti. Bir fakir de geliyor. 20 lira lazım. 20 lira alıp gidiyor. Şimdi biz bunu anlatıyoruz da bize garip geliyor. Çünkü biz sadakadaşının kendisini çalıp götürüyorsun. Nereden nereye gelmişiz. Dolayısıyla ecdazımız buna çok dikkat edermiş. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Dolayısıyla gözüne sokar gibi bu benim kurban etim sen kesemem işindir. Belki et bile tatmadım falan der gibi onu aşağılayacak şekilde yapmamalı. Hani götürüp hatta sili basarsın kapıya bırakır çeker gidersin. Öyleler var içimizde hala. Ben çok rastladım, duydum da öyle. Ve bir de e, o et gelen kimse e, kimin getirdiğini bilmediği için o getireni dışarıda görse bile onun karşısında eğilip büyülmez. Yani o fakirin de izzeti böylece muhafaza edilir. Zekat da öyledir. sadaka fıtır da öyledir. Gözüne sokar gibi benim zekatım al al sen fakirsin falan der gibi öyle değil yani. Hatta kitaplarda böyle ki böyle fakire verirken yalvara yalvara vermeli. Ama şimdi ne öyle yalvaracak fakir var, bunu yapacak zengin kaldı. Yok mu? Hep var. Kıyamete kadar da olacak ama azaldı.